Tekrar merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda bildiğiniz üzere genel görünüm ve Scratch programındaki bazı kavramlardan bahsettik. Hemen ikinci videoyu çekmek istedim. Bu videoda arkadaşlar bir önceki bölümde anlattığımız kukla ve sahne kavramını uygulayarak göstermek istiyorum. Bir önceki videoda da bir XY kavramından bahsetmiştik. Bunu şu şekilde takip ederseniz, buradaki kuklayı dikkat edin, şu noktaya bıraktığımda burada mouse'un X ve Y değerleri, yani şu an mouse'un burada durduğu nokta X'in 99 ve Y'nin eksi 100 olduğu nokta. Yani Y değeri şuradan geldi. X değeri şuradan geldi. 100'e 100 aslında. Şu tam noktayı bulabilirseniz. Evet, şu şekilde. Şimdi peki şu bıraktığım kedi bu noktada hangi koordinat noktasına denk geliyor? Onu da burada X şu anda kedi için eksi 106. Y de 72 olması gerekiyormuş. Demek ki ben kedimi burada sabit tutmak istersem kedimin koordinatlarını şu şekilde girebileceğim bir blok kullanmam gerekiyor. XY kavramımı böyle yeniden özetlemiş olalım. Şimdi dilersek yeni kuklalar ekleyebiliyoruz demiştik. Ben yeni bir kukla nasıl ekleniyor? Tekrar gösterelim buradan. Yeni kukla kütüphanemizden. Bu kedi için ne yapsın kedimiz? Ona bir arkadaş bulalım. Evet. Şu ayı arkadaşı seçeyim. Kediye bir arkadaş olsun. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? İkinci bir kukla ekledik. Kuklalar üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi demek ki yeni bir kukla eklemek istersek kütüphaneden, kuklayı kütüphaneden seçe basıp şu kütüphaneden ekleyebiliyoruz. Bunu daha önce de anlatmıştık. Şimdi ben fazladan bir kukla daha eklemek istiyorum. Diyelim ki ne olsun? Şu Valer'in kızı olsun. Çok tatlı, şirin bir şey. Ekleyelim. Evet. Şimdi bu üçüncü kuklamız şu anda. Birinci kuklamız kukla 1 diye geçiyor. İkinci kuklamız bir, ayı 1 ve balerina. Şimdi balerinayı ben tekrar silmek istersem, yani bu kukladan vazgeçecek olursam, kullandığımız makineler, Windows makinelerde sağ tık dediğimiz menü, Macintosh makinelerde, Mac'lerde iki parmağımızla aynı anda bu noktaya geldikten sonra aynı anda pres uyguladığımızda, baskı uyguladığımızda mouse'umuza bu sağ tık gizli, meşhur kurtarıcı menümüz geliyor. Bu menüde arkadaşlar birkaç tane farklı menüler var. Sekmeler var diyelim daha doğru bir tabirle. Info, kopyasını çıkart, sil, bilgisayarıma kaydet, gizlen gibi alt sekmelerde yapılabilecekler var. Biz şimdi burada silmekten bahsedeceğimiz için çok arkadaşım soruyor. Ben bu kuklayı beğenmedim, kaldıracağım. Ne yapıyorsun o zaman? Yine tekrarlayalım. Üzerine gelip sağ tık menüsü. Tabii ki mouse'la yapanlar için böyle. Ama okulumuzda MacBook Air kullandığımız için üzerindeki bir touchpad var. Touchpad'e iki parmağımızla aynı anda bastırırsak bu menüye ulaşabiliyoruz. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Sil diyorum. Balerinden vazgeçtim. Bu arada kuklayı ekledik. Sahne hep böyle X'ye mi kalacak? Tabii ki kalmayacak. Bunu eğitim amaçlı bazı kavramları iyi anlayalım diye burada bırakacağım ben ama yeni bir sahne eklemek istediğimde sol taraftan sahneye tekrar tıklıyorum.
Buradaki menüyle şuradaki dekorlar geliyor. Şu menü aynı demiştik. Buradakini kullanmak istiyorum. Buradan kütüphaneden bir sahne seçeyim. Bu kedi ve ayı için uygun bir sahne olsun. Ne olabilir? Kutup ayısına benziyordu. Şöyle soğukta bir yere gönderelim. Kedi başının çaresine baksın. Evet, bakalım. Evet. Şimdi bu sahneye ekledik. Şu an burada birkaç sahne var. Şu sahne daha önce bir anlatım için eklemiştik. Herhalde şunun içinde. Yani ben sahneyi istediğim zaman çizebiliyorum demiştim. Yani ben şuradan temizleyebiliyorum. Buraya bir dağ çizmek istersem. Şöyle biraz uğraşmış olayım. Buranın bu tarafta devam varmış. Tamam olsun. Şuradan şöyle. Böyle. Bizim çocukluğumuzda Bob Ross diye bir adam vardı. Şurada şöyle bir dağ olsun falan diye konuşurdu. Evet, şimdi işte demek ki ne yapabiliyorum? Sahnemi de kendim dekorumu çizerek ekleyebiliyorum. Tabi burada şu an 3 tane farklı dekorum var. Şunu böyle tutalım. Peki sahneyi çizdiğimiz gibi kuklaları da çizebilir miyiz? Tabii ki çizebiliriz. O zaman da buradan bakın bu sahne ve dekorlar için dediğimiz kullanım menüsü. Aynısı burada da var. Kuklalara tıklayınca şuraya dikkat ederseniz sahneyi seçtiğimizde burası dekorlar diye değişirken kuklalardan birini seçtiğimizde kılıklara dönüşüyor. Kılıklardan yine bahsedeceğim ama şimdi yeni bir kukla çizmek istersek bize ek bir kılık açıyor. Ben mesela buraya yine bizim zamanımızdan kalma bir Cinali çizeyim. Bakayım ne kadar çizebiliyorum. Şöyle en kolayından bir çizim. Cinali bile çizemiyorsun hocam. Gelmişsin bize Scratch anlatıyorsun diyenleri duyuyorum. Şimdi buradan tutup Cinali'yi kukla olduğu için istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Bu Cinali'yi küçültmek istersem şurada küçült butonum var. Aynı şeyi diğer kuklalarda da yapabiliyorum. Tabii Cinali'nin üstüne değmek zorundayım. Boş bir yerine değil. Yani sürekli üstünde bir noktaya değebiliyor olmalıyım ki Cinali küçülsün. Bunu kedi için deneyelim. Evet, bu şekilde perspektif dediğimiz perspektifte ne? Resimde bir terim tabii ki. Hani perspektife uzakta duranlara uzak gibi görünmesi için daha küçültüp böyle mesela kapının önünde durmasını istiyoruz bu kedinin. Ne yapmamız lazım? Onu kapının önünde duruyormuş hissi vermek için küçültüp sanki uzaktaymış gibi bir efekt yakalayabiliriz. Bu bizim küçük bir çalışmamız olsun resim dersiyle ilgili. Şimdi demek ki neyi öğrendik? Yeni bir kukla ekleyebildiğimiz gibi kuklaları çizebiliyoruz. Bunları kuklaları büyütüp küçültebiliyoruz. Büyütmek istersek de yine kedinin üzerine gelip tıkladığımızda büyütebiliyoruz. Demek ki bu dersimizin konusu da bu olsun. Hem sahne ekleme hem de kukla ekleme birbirine çok yakın. Aralarındaki tek fark neydi? Dizilere tıkladığımızda herhangi bir kuklayı seçip baktığımızda bakın hareketlerle ilgili bloklar aktif. Hareketlerle ilgili bloklar ama bir dekora geçtiğimizde gördüğünüz gibi burada hareket yok. Şimdi burası önemli. Demek ki bizim sahne olarak kullandığımız arka planlar, dekorlar hareket ettirilemiyor. Zaten kuklaların da kukla olmasının sebebi bu hareketleri yapabiliyor olmaları. Peki biz kuklalara niye ihtiyaç duyuyoruz?
Çünkü yapacağımız bütün çalışmalarda hareketli objeler olacak dedik. Kuklalara ayrıca birbiriyle etkileşim sağlayacakları için ihtiyaç duyuyoruz. Mesela bu ayı kediye yaklaşıp ona sohbet başlangıcı cümleler kurabilir. Peki kediye yaklaştığını nereden anlamalıyız? İşte bunlarla ilgili algılama işlemler gibi çeşitli bloklarımız olacak, ileride kullanacağız. Ve bunları algılayabilmek için de kuklaların var olması gerekiyor. Kukla yoksa ben herhangi bir şekilde bir algılama yapamam. Ya da bir kurguyu kafamda birleştirip dizayn edemem. Çünkü bahsetmem lazım. Ayı kediye geldi mi? Ya da işte kedi Cin Ali'ye dokundu mu? Gibi cümleleri kurduğumda bu kuklaların varlığından emin olmamız lazım. Şimdi kuklalarla ilgili de küçük detaylarımız var. Şimdi şuradaki Cin Ali'yi kaldırayım ben isterseniz. Fazla kalabalık olmasın. Siliyorum. Evet, şimdi kedinin üstünde iki parmağımla tıkladığımda açılan info menüsüne tıklamış da olabilirim. Ya da şuradaki i harfinin üzerine gelip tıkladığımda da yine infoyu yakalayabilirim. Kuklalara genelde isim vererek çalışmak çok mantıklıdır arkadaşlar. Bu ileride ortaya çıkabilecek bazı problemleri şimdiden önüne geçmek için önemli. Nedir bu problem, ne olabilir diye sorarsanız yine yeri geldiğinde hatırlatacağım. Kukla 1 işte bir bire bir etkileşim yapacak olsun ve ben bununla ilgili bir kurgu kurmak istediğimde kukla 1'in kim olduğunu hatırlayamayabilirim çünkü isminden bilemiyorum. Birden hatırlayabilirim, evet bu bir ayı kuklası, ayı olmalı diyebilirim ama kukla birden bir kedi olduğunu çıkartamıyorum. Demek ki benim bu kuklayı program yazarken buradaki algoritmanın herhangi bir yerinde çağırmak istediğimde kodların arasında bunu kedi olarak isimlendirirsem çabucak bulabilirim. Evet, kuklamın yeni adı kedi. Demek ki buradaki info menüsüyle çeşitli ayarlar yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi isim dedik. Buna da ayı diyelim. Şimdi şu anda bulundukları koordinatları veriyor. Aynı zamanda birkaç bilgi daha var. Buradaki dönüş izni dediğimiz 3 farklı dönüş izni var her kukla için. 360 derece, 180 derece ve sabit duruşlar. Şimdi bununla ilgili örneği daha önce dersimizde de anlatmıştık. Belki hatırlamayan, şu problem neden kaynaklanıyor diyen arkadaşlar için şöyle bir hareket dizisinden, hareket bloklarını, dizilerden hareket bloklarını kullanarak başlayalım. Şimdi bu kukla hareket edecek bir kukla ve bu kuklayı diyelim ki 90 yönüne dön butonunu alalım. Bastığımda kedi için herhangi bir şey değişmedi. Şurada bir ok görüyorum aşağı doğru. Bunu görüyorsam mutlaka orada bir liste var demektir. Listeyi aktif etmeliyim. Sola dönmesi için eksi 90 yönüne dön demem gerekiyormuş. Seçelim. Sonra buna tıklayalım. Evet, ne için bunu seçtim? Özellikle yaptım. Kukla sola dönerken tepe takla oldu. Ve sağa dönünce ne yapacak? Bakıyorum. Evet, sağa düzgün dönüyor. Ama sola dön dediğimde kuklam sola dönmüyor. İşte tam da burada infoda bu kukla için dönüş iznini 180 derecelik bir yön olarak değiştirirsem sağa veya sola döndüğümde bunu da sağa dönme butonu olarak yapalım. Basıyorum sağa, basıyorum sola. Bu arada da hareket bloğunda iki tane blok öğrendik. Bunlardan zaten içerisinden çıkan menüyle yukarıda döndürebiliyoruz. Şu şekilde. Niye şimdi dönmüyor peki yukarı? Çünkü ben kuklama şu anda sağa ve sola
dönüş izni verdim. Eğer ben kuklama 360 derecelik bir izin verseydim şu şekilde bir dönüş yapacaktı. Enteresan olan da benim işime gelen de şu anda mesela bunu aşağı diyelim basalım. Bu şekilde yukarı aşağı. Şimdi kuklamı ben hangi yönde kullanacağım? Önemli olan o. Ben yatayda kullanacağım. Dolayısıyla şuradaki ayarı yatayda hareket edecekmiş gibi düşünüp şunları yapıyorum. Evet, şimdi kuklamı eğer ben hareket ettireceksem bu hareketleri kontrol edeceğim tuşlara atama yapmam gerekiyor arkadaşlar. Aslında ben bütün buradaki hareketlerin hepsini tek tek anlatmak isterim ama sen de zaten buradan baktığında bunların ne işe yaradığını anlayabiliyorsun test ettiğinde. Ben şöyle yapmak istiyorum. Algoritmik düşünmek istiyorum. Yani ben işi ne yapmak istiyorsam ona göre hareket ettirmek ve o adım sırasına göre devam etmek istiyorum. Demek ki ben ne yapacağım? Önce bu kuklayı kim hareket ettirecek? Bu soruya bir cevap bulacağım. Eğer bu kukla kendi kendine bir giriş yapıp bir intro yani bize bir demo yapacaksa tabii ki bu kontroller bizde olmayacak. Şimdi bu kontrolün bizde olduğunu varsayarak şöyle yapmak istiyorum. Şuradan tuşa basınca diye bir komut almak istiyorum. Bu blok boşluk tuşuna basınca diye geliyor ama dedim ya burada bir ok tuşu varsa aşağı doğru liste açılacak ve sen bu içerisindeki seçeceğin bir tuşu atama olarak kullanabiliyorsun. Ne demek atama? Ben görev vereceğim mesela. Diyeceğim ki sol ok tuşu bilgisayarda genelde oyun oynanırken sola gitmeye yarar. Peki o zaman sağ ok tuşu için ne yapacağım? Yine tuşa basıncaya alacağım. Buradan da sağ ok diyeceğim ve buraya koyacağım. Şimdi klavyemden şu anda siz görmüyorsunuz ama ben sola ve sağ, sol, sağ, sol, sağ. Hocam ters oldu bu. Evet, aynen öyle. Çünkü sola eksi 90 olmalıydı. Sağa 90 olmalıydı. Şimdi tekrar deniyorum. Sağa, sola, sağa, sola. Evet, hareket etmiyor şu anda. Neye atama yaptım şu anda? Bunu bir olay olarak. Ne olayı? Tuşa Saat basınca sıfır. olayı. Tuşa basınca olayı. Hangi tuşa basınca olayıyla devam etti ve ben sol ok tuşuna basınca ve sağ ok tuşuna basınca diye iki tuşla kontrolleri bu kediyi hareket ettirecek kişinin bu bilgisayarı kullanan kişi olduğunu dizayn ediyorum. Şimdi örneğin buraya tekrar döndüğümüzde kedinin adım atmasını sağlayalım. Ben şimdi kediye adım attırmak istersem önce sola dönmeliyim ki döndüm. Sonra ne yapmalıyım? İleri gitmeliyim. Ne kadar ileri gideceğim? 10 adım ileri gideceğim. Aynısını sağ tuşa da eklediğim zaman kontrol ediyorum. Şimdi tuşlara her bastığımda ya da basılı tuttuğumda kedimi hareket ettirebiliyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü çektiğimiz videoda da kedinin 2 blok hatta 3 blok. Her birisinin 3 blok. Bir tanesi olay başlangıcı bloğu. Bunu kontrollere atamış olduk. Diğeri de kedinin o yani hepimiz böyle yapıyoruz aslında. Hızlı yaptığımız için belki fark edemiyoruz. Direkt adım atmıyoruz. Gitmek istediğimiz yöne önce dönüyoruz, sonra yürümeye başlıyoruz. İşte algoritmamız böyle. Şu anda o yöne dön, ondan sonra 10 adım git. İstiyorsan bu yöne dön. Sonra 10 adım git şeklinde tanımlar yaptık. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum ama kılıklardan da tam yerine geldiğinde bahsedeyim. Bu kedinin iki tane kılığı vardı. Bu kılıklar görünüm menüsünün altında. Sonraki kılık butonunu aldığımda bakın bastığımda kendi başına şu hareketleri yapıyor. Buradaki sonraki demek kılıkları seçtiğimde de
şuraların arasında gidip geliyor arkadaşlar. Mesela ben şimdi sol ok tuşuna bastığımda bak. Basılı tuttuğum sürece sürekli sol ok, sol ok, sol ok, sol ok. Ne oluyor? Sonraki kılık sonraki. Sağ tarafta böyle bir efekt yok. Niye? Çünkü eklemedik. Sağ tarafta da aynı şekilde sonraki kılık. Sonraki kılık şu demek. Bu kılıktan başla, bu kılık. Varsa devam et, varsa devam et, varsa devam et. Yoksa yine en başa gel. Bir bu kılık, bir bu kılık. Yani bu kılıktan bu kılığa sonraki kılık komutuyla sürekli olarak geçişi basılı tuttuğum sürece yapabiliyorum. Evet. Hareketler kavramı ve görünüm kavramının içerisinden, bu dizilerin içerisinden kullandığımız bloklar var. Olaylar, hareketler, görünüm dizilerin içerisinden olaylardan tuşa basınca hareketlerden yönüne dön, adım git ve görünümden sonraki kılık düşündüğümüz işleri şimdilik yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili problemleriniz varsa okulda teneffüs saatlerinde veya YouTube'daki veya Classroom'daki platformlardan bana mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bu arada şu köşedeki X ve Y değerlerini hareket ettirirken değiştiğini göreceksiniz. Bunları da not alabilirsiniz. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.